Teşekkür ederim. Varsa yoksa Musa'ya, yani eğer o Muhammed'in yolunu kesip de ona böyle ikide bir akıl vermese, zor şer onu ikide bir Allah'a kandırıp da tekrar tekrar göndermeseydi ayvayı yediydik bugün yani. İşimiz bitik. Kıl baba kıl biter mi 50 vakit, 5 vakitten baş etmek öyleyken. Şimdi bu şekilde anlatışım, bu rivayetleri yapanların akıllarının devre dışı bırakmalarını biraz da iman, onları hafife almak için. Yani biraz ince bir istihza ile anlatıyorum, özel olarak yani, kastım da. Bunun nasıl olur da İslam'da yeri olur? Böyle hareket etmenin, böyle algılamanın nasıl olur da yeri olur? Rabbimiz Allah bizleri o kadar mı az tanıyor ki neye dayanıp neye dayanamayacağımızı bilmesin ve Musa'nın göndermesiyle, Muhammed'in de gelip söylemesiyle, ha öyle mi, o zaman hadi 40 olsun filan. İşte 40 da olmuyor 30 olsun, 30 da olmuyor 20 olsun, 15 olsun, 10 olsun derken nihayet, yani şu şey var ya, pazardaki pazarlık, yani şarkıda iddianı bana alırken, onun azabı nihayet 5'e bağlamışlar. Böyle olur. Yani bu, efendim iki köylünün arasındaki alışveriş mi bu ya? Ne yapıyorsunuz siz? Yani nasıl tasvir ediyor, nasıl anlatıyorsunuz? Şu anlatım İslami bir anlatım, tevhidi bir anlatım değil. Bu anlatımda baştan sona İsrailiyat kurtuluyor. Musa'nın büyüklüğünden başka bir şey görünmüyor bu Miraç rivayetinde, dikkat edin. Musa Aleyhisselam'ın büyüklüğünden başka hiçbir şey görünmüyor. Kaldı ki Musa Aleyhisselam da elbette Allah'ın elçisi ve bizim ulul azm dediğimiz, yani büyük peygamberlerden saydığımız Allah-u Teala'nın da söylenebildiği bir kişidir. Elbette ki kimse onu küçümseyemez. Allah'ın elçisi olarak durumundayız, öyledir de. Ama Muhammed Aleyhisselam Allah hiçbir Allah'ın elçisi boyda düşemez. Muhammed Aleyhisselam'la gönderilen şeyler diğerleri getirmemiştir. Tüm olarak, komple olarak söylüyorum. Yani Muhammed Aleyhisselam'la din ekmeltü lekum olmuştur. Dini kum olmuştur. Yani din Muhammed Aleyhisselam'la gönderilen vahiylerle ikmal olmuştur. Musa Aleyhisselam'la gönderilenle ikmal olunduğundan bahsedilmemektedir. İsa Aleyhisselam'la gönderilenlerle dinin ikmal edildiğinden, tamamlandığından bahsedilmemişken, Muhammed Aleyhisselam'la gönderilenlerle dinin ikmal edildiği, yani tamamlandığı, kemale erdirildiği belirtilmiştir. Bu bakımdan bu ve benzeri Kur'an esprisiyle çelişen, onunla çatışan rivayetlere elbette ki Kur'an itibar etmemizi Kur'an engelliyor. Engellemeli de. Başka türlü Kur'an'ı kalabilmek, Kur'an'ın belirlediği esasları esas sayıp bid'atlerden icat etmemek mümkün olmaz. Zaten insanlar dikkat etmedikleri için bir sürü hurafelere boylarına kadar batmışlar. Sonuçta da itikatları da bozulmuş, davranışları da bozulmuş. Dünya kadar İsrailiyat, yani İslam dışılık, en geniş anlamıyla İsrailiyat'ın manası bu. İslam dışılık, Müslümanım diyenlerin üzerlerinde taşıdığı bir radyoaktif kirlilik gibi olmuş. Evet. Evet. Buyurun. Senin sormak, yani devamında da var tekrar mezarlı. Biraz yüksek sesle alsın kamerayı. Yani mesela Müslümanların literatüründe Mehdilik diye bir inanış var. Buna inanılmaması gerektiğiyle ilgili konuştuğum zaman bazı Müslüman çevrede diyorlar ki bu itikada taalluk etmez, bu itikadi bir tartışma değil. Yani inansak da olur, inanmasak da olur. Yani böyle bir muallaklığa İslam müsait mi veya bizim itikat yapımız müsait mi, İslam'ın itikat yapımı müsait mi? Yani hayır. Kelami tartışmalardır bunlar ve inansanız da bir şey kaybetmezsiniz şeklinde olabilir mi, algılanabilir mi? Hayır. Yoksa kesinlikle... Şimdi örneğin Şia'da Mehdi'ye inanmayanın imanı kamil sayılmaz. Hatta Ehl-i Sünnet de Mehdi'nin kim olacağıyla ilgili ihtilaf bir yana, ama varlığıyla ilgili inanmamayı bir sapıklık sayıyor.
Abdurrahman Gürses vardı, Bayezid Camii'nin baş imamı, hala sağ olsa Allah ömür versin, hacı arkadaşım benim, hacı arkadaşım, 1975'te beraber Kabe'de aynı evde kaldık. Onunla konuşuyorduk bugün açık açık, ben Mehdi'ye inanmadığımı söyledim, dedi sen kafirsin. 80 yaşlarında filan bir adam bu yani, böyle eski ulemada hani devlet toplantılarında, şu İrcican'ın toplantılarında filan, İslam konferans toplantılarında ona Kur'an okuturlar yani, toplantıları onun Kur'an okumasıyla açarlar, ondan sonra da kalkar gider işte, yatıyor bu da. Yani böyle ehli sünnet arasında da bu itikad çok yaygın, ehli teşeyyuh arasında da çok yaygın ama İslam'da mehlamak, ona bir yer bulabilmek kesinlikle mümkün değil. Evet, Mehdi demişken, Mehdilikle ilgili de bir kitap var, kitap listemize. Onu da adına dahil edelim şuraya, yazalım. İleride ayrı konu olarak da var. Evet. 14'te Avrupa Batı yazıyor ve ondan evet, doğru. Yani buna Miraç'la ilgili bir sorum var. Evet. Yani mesela normal tefsirlere baktığımız zaman, Miraç ayetini okunduğu zaman, yani Allah'ın... Miraç ayeti yok, İsra, yani İsra suresi ayetinde, var. Yani gece yolculuğundaki ayetin, yani Allah altındaki açıklamış olduğu, yani Allah belli ayetlerini Resulüne göstermek istiyor. Yani göstermek için bu İsra yolculuğunu yaptırdı. Ama tefsirlere baktığımız zaman hemen bu ayetlerin ne olduğunu açıklamaktan daha ziyade direkt bu Miraç olayını anlatıyor. İşte cenneti görmesi, cehennemi görmesi, orada belli olayları görmesi. Acaba sizce Allah'ın murad etmiş olduğu bu ayetler ne olabilir veya sizin edinmiş olduğunuz? Vallahi Allah'ın açıklamadığı şey ne başkası bilebilir, mutlaka ne ben bilebilirim çünkü ben de başkaları gibi birer insan olarak. Yani, ne demeliyim ki? At, düşün, taşın bir takım şeyler, kur, bunları at. Ne olacak? Allah'a nasıl hesap vereceksin? Yani Allah ya bana sorduğunda, ya kulum ben sana bu ayetlerin ne olduğuna haber verdim mi? Yok. Peki biliyormuş gibi bilgiç bilgiç ne ukalalık ettim orada derse bana ben ne yapacağım? Onun sustuğu yerde ben de susayım yahu. Yani ondan, onu bildirmediğini de biliyorum ben. Onu bildirmediğini bilen var mı böyle? Yok. O zaman niye öyle? Öyle imişiz durumuna düşürüyoruz kendimizi. Yani onun bilmediğini biliyormuşuz durumuna niye düşürüyoruz kendimizi? Hiç gereği yok. Bazı ayetler nedir? Allah'ın ayeti mi yok? Kim bilir ne? Eğer dileseydi bize açıklar. Nasıl ki diyor o hani bir ayette, Allah sivrisineği bile örnek misal vermekten çekinmez diyor. Sivrisinekten bile bahsediyorsa, bundan bahsetmiyorsa öyle dilemiş. Bahsetmediği şeyi biz nereden bilip de biz bahseder, bahsimize konu eder hale geleceğiz. Hangi geçerli gerekçe? Gerek yok. Orada durmak en güzeli. Haddini bilmek. Değil mi? Çünkü başka iki ayette de diyor ki bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Başka bir ayette de karanlığa taş atmayın. Ne demek karanlığa taş atmak? Bilmediğin eni boyu hakkında yani delillerin olmadığı ne yapayım yani konuda hüküm yürütmek, ahkam kesmek. Ne yapmış, ne yaparsın? O zaman bir sürü yanlış yaparsın. Kırarsın, dökersin, bozarsın. O zaman hiç yani mesela şurada yürüyoruz, gidiyoruz, geliyoruz filan derken ortada bir şeyler, elektrik söndü varsayalım. Ne yapar akıllı insan? Önce bir hemen neredeyse orada durur. Şöyle. Sonra hafif işte gözünü alıştırmaya çalışır. Çakmağı varsa onu çıkarır gibi filan bilmem ne. Çevreyi seçebilir hale geldikten sonra hareket eder veya devam eder. Böyle yapmazsa ne yapar? Onu düşürür, berekini kırar, şunu katar, bunu katar, birisinin kafasına vurur kafasını, öbürünün ayağına basar. Öyle ya, görmeyen insan ne yapacak? Ne diye o duruma düşelim, ne diye öyle yapalım? Hiçbir gerekçesi yok. Onun için Müslümanların özelliklerinden iki ana özellik de bu. Yani birbirinin ardına düşmemek ve karanlığa taş atmamak. Yani bilmediği halde ahkam kesmek. Şimdi karanlığa taş atarsan, peki kim var orada? Belki birileri oturmuş, bakmış, hiç haber olmuyor adam, birinin gözünü çıkarmış. Karanlığa taş atarın durumu ne olur? Başına ummadığı olaylar gelir değil mi?
İşte bu konuda da Allah'ın bildirmediği hususta şu mu bu mu bilmem ne diye uğraşanın da başına bir sürü iş gelir. Hiç bizim yok. Ağrımaz başımızı ağrıtmaya hiç de gerek yok. Değil mi? Efendim, iman etmekle ilgili olarak anlattık. Müslüman olmaktan bahsetmek istiyoruz. Şimdi de Kur'an da bahsediyor. Yani mümin olmak ve Müslim olmaktan bahsediyor Kur'an. Bir takım bedevilerin kendilerine biz mümin olduk, yani biz iman ettik, yani biz eminiz artık demeleri karşısında Allah-u Teala, hayır siz henüz iman etmediniz. Yani iman kalplerinize yerleşti. Siz daha emin değilsiniz. Şu anda bir heves çıkmış gelmiş. Nesiniz peki? Siz Müslüman olduk değiliz. Yani teslim olduk değiliz. Daha iman ettik demeyiz. O zaman iman etme ile teslim olma birer aşama. Teslim olma ön aşama. Ön adım. Gelme, kabul etme. Tamam, teslim. Kabul. Ama içine siniyor mu bakalım teslim olduğun? Yani seni karşılayan, teslim olduğun tarafın koyduğu kurallar, bakalım ondan emin misin? Yani içine siniyor böyle. Onlara göre hareket edecek misin? Eğer o hale de gelirsen ondan sonra mümin oldun. Ondan sonra iman ettin diyeceksin. Daha siz her an reddedebilir, yediğinizi çıkarabilir, istifra edebilir durumdasınız. Diyorsunuz ki kanımıza karıştı. Kanına karışanı insan istifra edebilir. Eğer istifra ediyorsa, o durumdaysa daha kanına karışmamış. Yani midesinde demek. Ha? Yani bu bir teşbih olarak söylüyor. O bakımdan çok önemsemek lazım. Yani çok dikkatle anlamaya çalışmak lazım. Müslümanla mümin arasındaki fark. Mümin, emin olan. Kesin size artık tereddüdü kalmamış. Ama Müslüman'da daha tereddüt var. Müslüman daha yeni her demiş, daha içine sinmemiş, daha ilerilere gitmemiş, daha bu işe yeni. Eğer ilgisi zayıf olarak devam ederse hep öyle kalır. Yani şu binaya giren nereden? Kapısından girdi diyelim. Kapının oralarda gezinir durursa hep orada kalır. Ama oradan girmesine rağmen durmaz. Alt kat, üst kat, köşe, bucak, o oda senin, bu kiler benim, şu barca benim, bu bilmem ne benim. Bu çatı matı bakarsa artık o binayla ilgili, yani iman etmiş insan durumuna benzer bir duruma girer. Yani her tarafını tanır, her tarafını bilir şimdi ve kabullendir diye. Ondan sonra iman etmiş demiş ona. Yoksa daha kapıdan girer girmez iman etti yok. Yani Allah söylüyor bunu. Yani siz iman ettik demeyin, İslam olduk deyin, yani teslim olduk deyin. Mesela şöyle daha canlandırmak için şöyle bir örnek vereyim. Hani şu İran-Irak savaşını düşünelim, 8 sene devam eden. İstemeye istemeye İran'a karşı, haklı bildiği tarafa karşı savaşıyor, varsayalım. Bu içinden geçirir durur. Yani kendi hükümeti tarafından zorla o tarafa savaşa sürülmüş ama bir fırsatını bulsa da İran tarafına geçse, yani haklı bildiği, kardeş bildiği tarafa kurşun sıkmasa, değil mi? Bu kişi günün birinde diyelim ki şöyle böyle bir hal oldu ve İranlılar tarafından teslim alınan askerlerin içinde. Şimdi bu ilk nazarda teslim olanlardan ama teslim olduğu tarafı çok haklı bildiği için o tarafın mümini, yani teslim olduğu taraftan o kadar haklılığından emin ki, yani Allah'a yatıyor kalkıyor esir düştüğü için, yani karşı tarafa teslim olduğu için dua ediyor, değil mi? Şükrediyor bundan dolayı. Ama İran'ı haksız bilen, düşünen birisi de bu işte teslim alınanlar arasında olsa o teslim alınmış. Yani her an kaçmaya hazır. Değil mi? Yani benimsemiyor. Ama öbürü yani orada köle olmayı, böyle tarafta hür olmaya tercih ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani birisi içinden gelerek kendine mal etmiş. Kanına karıştırmış. Yani artık kendinden hale getirmiş. Ona mümin diyoruz. Diyor Kur'an-ı Kerim. Bu hale henüz gelmemiş
olan içinde Müslüman. Müslüman olmakla mümin olmak arasındaki fark da bu iki şey arasındaki fark gibidir. Salih olmak, malumunuz Kur'an'da ya eyyühellezine amenu ve amilus salihatı şeklinde bir sloganımsı ifade birçok ayetin başında geçer. Yani birçok ayetin girişinde ey iman eden ve salih amel işleyenler. Yani ikisi birbirine ek olarak bir bütün halinde bir slogan gibi söylenir. Ey iman edenler ve salih amel ve amilü salihat. Salih amel sahipleri. Nedir salih amel? Türkçesi salih uygun demek. Uygun amel sahibi. Yani tercüme edersek bence bu tür şeyleri gerçeğini, gerçek anlamına oturtmak, onu gereği gibi anlamak için yapılacak şeylerin başında benim başvurduğum şeylere başvurmakta yarar. Umarım daha iyisini bulamamışsam ben de onu kabul ederim. Ama kelimelerin alışılmış şeklini telaffuz etmekle yetinmeyin derim. Türkçeleştirin. Yani elle tutulur, gözle görülür hale getirin anlamı. Salih amel sahipleri falan yani vaazlar söylüyor, kulağımızda var, dolu bunlar. Ey salih amel sahipler, salih amel sahipler, yani her türlüsünü söylemiş ama Allah aşkına hiç bunlar salih nedir bilmiyorlar gibi de bir topluluk var karşımda. Ulan bu kadar salih olmakla uğraş, hiç de salih olma. Nasıl iştir bu? Ne menemiştir? Nedir bu salihlik? Yani bir türlü içimize işlediği yok. Uygun nedir uygun ama? Allah'ın yapma dediğini yapmamak, yap dediğini yapmak. Yap dediğini yap dediği biçimde yapmak. Yapma dediğinden de o şekilde kaçınmak. Allah'ın rızasına uygun amel. Salih ameldir. Bunlar iki ana kısımda mütalaa edilir. Bir, kaçınılması gereken ameller, bunlara genel isim olarak münker veya haramlar diyoruz, Kur'an deyimiyle, değil mi? Yapılması gereken ameller olarak da maruflar veya farzlar. Bu kadar. Salih ameller bunlardır. İşte bunlar için çok güzel yerler, altından ırmaklar akıtılan cennetler hazırlanmıştır. Yani inanması gerekenlere inanan, emin olması gerekenlerden emin olan, artı bu kadarla kalmıyor. Artı uygun amel sahipleri. Neye? Allah rızası kazanmaya uygun amel sahipleri. Değil mi? Yani herkesin ameli var. Bir sürü ameli. Ama sizin amacınız, amellerinizden amacınız Allah'ı razı etmek değilse ve onu razı edecek cinsten de ameller yapmıyorsanız, o zaman sizinki Allah rızası kazanmaya uygun amellerden sayılmaz. Sayılır. Sayılmaz. Kimi razı etmek istiyorsanız gidin, ondan isteyin ne isteyecekseniz o amellerin karşılığı olabilir. Allah'tan isteyemez. Hani kimileri derler ya efendim işte elektriği icat eden Edison cehenneme gitsin, bu olacak iş mi filan. Yok, biz gönderdiğimiz filan yok. Biz kimseyi ne cennete gönderebiliriz, ne cehenneme gönderebiliriz. Ama herkes şunu açıkça bilmeli ki, eğer davranışlarının veya inançlarının, yaptıklarının veya inançlarının Allah katında bir değer ifade etmesini istiyorlarsa, öncelikle o Allah'ı bilmek, tanımak, kendini tanıttığı gibi tanımak, kabullenmek zorundadır. Ve onun dediklerini yapmak zorundadır. Örneğin, o ben tekim, eşim yok diyor, sen çıkmışsın, İsa senin oğlun diyoruz. Oğlum, kızım yok diyor. Kureyşliler diyor ki, melekler, melekler Allah'ın kızı. Değil mi? Kur'an söylüyor. Hristiyanlar diyor ki, İsa Allah'ın oğlu. Yahudiler diyor ki, Üzeyr Allah'ın oğlu. Allah'ın oğlu. Adamlar daha ilk adımda Allah'ı tekzip ediyorlar. Yalanlıyorlar. Bundan sonra da ne var?
onun cennetine gireceklerdir. Ne oluyor ya? Yani orayı o kadar sahipsiz mi sandınız, bekçisiz mi sandınız? Oraya canı isteyen ne yaparsa yapsın giremez. Oranın sahibinin koyduğu kurallara uyan girer. Normali de bu değil midir? Böyle 5 paralık bir sinemaya bile oranın biletini almayan giremezken Allah-u Teala'nın cennetine de koyduğu kurallara uymayanlar mı girsin? Yani haşa ve kella, Lincoln'un ahırı mı olur? Kim aklına gelirse tepik girecek. Hiç karışanı görüşeni yok. Olur mu öyle şey? Açıkça Allah-u Teala dediğim gibi yani şurada 3 gün kalabilmek için bile randevu alacaksınız, söz keseceksiniz, para vereceksiniz, şartlarda anlaşacaksınız değil mi? Yani nihayet 3 gün kalacağınız bir yer burası. Burada kalabilmek için ya da buraya girebilmek için bile şu şartlar gerekiyorken nasıl olur da Allah'ın cennetine girmek için hiçbir şart gerekmez? Aklınızı alıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. O bakımdan Allah'ın cennetine girmek için sahih iman sahibi artı salih amel sahibi olmak gerektiğini esas itibariyle bilmek ve ona göre de hareket etmek durumunda olduğunu bilmeli. Bilen insana da Müslüman deniyor mu emin değil. Evet. Fuhşiyat ana başlığı altında şunlardan bahsedeceğiz. Kur'an fuhşiyatı aşırılık, her alanda gösterilen aşırılık olarak tanımlıyor. Halk arasında Türkiye'de ve Türkiye Türkçesinde yalnız zina için fuhuş denmiş. Yani fuhuş dendiğinde yalnız zina anlaşılıyor. Ama Kur'an'daki manasıyla bir kural dışı yani nikah dışı cinsel ilişki fuhuş veya fuhşiyat. Fuhşiyat fuhşun çoğulu değildir. Her şey yani yapılmaması gereken her şey fuhşiyattan, fuhşiyat sayılır. Yani yoldan çıkma, aşırılık. Anlatabiliyor muyum? Fuhşiyatın lügatta karşılığı aşırılık. Allah aşırılığın hiçbir konuda olanını da sevmiyor, hiçbir düzeyde olanını da sevmiyor. Mesela dindarlıkta da aşırılığı sevmiyor Allah. Aşırılığı esas itibariyle sevmiyor. İstemiyor, razı değil. Yani dininizde zorlamayın, aşırı gitmeyin diyor. Aşırı gitmeyin. Yani fahiş davranmayın. Hani fiyatlarda da fahiş kelimesi kullanılıyor. Yüksek, fazla anlamına gelen kelimedir. Aşırı eş anlamına kullanılır. Allah-u Teala böyle istiyor. Yani vasat bir kul istiyor. Orta yolu takip eden. Bugün akşama kadar ha babam de babam Allah'ı razı etmek için çalışacak. Ondan sonra 3 gün yatacak. Böyle bir kul istemiyor. Böyle kulluk da istemiyor. O bugün de yapması gerekeni yapan, yarın da yapması gerekeni yapan, ertesi günde yapması gerekeni unutmayıp yapan, daha ertesi günde yani hep öyle bir ömür boyu istikrarlı bir şekilde, kararlı bir şekilde ve vasat böyle aşırıya düşmeden kendine kulluk yapandan razı olacağını söylüyor. Normali de bu olsa gerek. Mesela bize gelen haberlere göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir avuç toplum her gün herkes peygamberi istediği an görüyor. Mesela görebiliyor, konuşabiliyor. Öyle merasime tabi değil. Kralları görmeye falan hiç benzemiyor. Her gün peygamber de onların arasında zaten işte Mescid-i Nebevi yani peygamber mescidinden isimlendirilen mescidin içinde herkes istediği zaman görüşüyor, konuşuyor, soruyor. Yani hayat birlikte geçiyor yani mescit çevresinde. Bazı Müslümanlar Medine'de iken kendi kendilerine, evli de bunlar, akşama kadar oruç tutmaya başlıyorlar.
ibadet edecekler. İbadette Allah'a daha da çok yaranacaklar. Yani onun rızasını kazanacaklar. Sabahlara kadar da oruç namaz kılıyorlar. Akşama kadar oruç tutuyor, sabaha kadar da namaz kılıyorlar. Nafile tabii. Çünkü o kadar farz yok. Orucun farzı var. Ne 10 12 ayda bir ay var işte. Ramazan ayının başından sonuna kadar oruç var. Onun dışında farz oruç yok. Namaz var. Her gün 5 defa farz namaz var. Ama gece de var. Ne işte yatsı namazı var. Veya başında akşam namazı var. Bir de belli bir süre sonra da yatsı var. Ondan sonra sabah namazına kadar gece farz bir namaz yok Müslümanlar. Fakat onlar sabaha kadar kılıyor. O zaman ne olacak? Farz değilse nafile yapıyorlar. 1, 3, 5 artık ne kadar yaptılarsa onların başka da bir şey yapmıyorlar. Hanımları gelip peygambere şikayet ediyorlar. Artık kaç gün sürdü, kaç ay sürdüyse bu iş. Çünkü ben şahsen şöyle düşünüyorum. Yani hiçbir kadın, sahabe hanımı da olsa, kim olursa olsun, yani hayasından, utancından, çok affedersiniz, kocası kendisiyle iki gün, üç gün yatmadı diye gidip peygambere kocam benden yatmıyor demez. Yani biraz sabreder, biraz daha işte üç gün daha, beş gün daha, 15 gün daha, ama bunlar işi o kadar uzatmış olmalılar ki, öyle görüyor insan bakınca, peygambere gidip söylemek zorunda kalıyorlar. Diyorlar ki, ya Resulullah böyle böyle, kocalarımız bir yol tutturmuş. Akşama kadar oruç tutuyorlar, her gün. Sabaha kadar da namaz kılıyorlar. Yani bizimle aynı yatağa girmiyorlar. Öyle ya. Kadın yatakta, o da ayakta boyuna namaz kılıyor. Yat, kalk, yat, kalk, yat, kalk, sabaha kadar. Ne olacak böyle? Yani biz ne yapacağız? Bunların bu halinden biz ne yapacağız? Şikayet ediyorlar. Peygamber o zaman haberdar oluyor ve hemen bir hutbe ilan ediyor. Mescid-i Nebevi'de böyle yapanlardan bahisle şu insanlara ne oluyor da böyle böyle yapıyorlar diyor. Şu insanlara ne oluyor da böyle böyle yapıyorlar. Ben aranıza gönderilmiş Allah'ın elçisi değil miyim diyor. Evet ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dininizi ben öğretmiyor muyum size? Evet ya Resulullah. O zaman ben ne yapıyorsam siz de ancak o kadar yapın. Daha fazla niye yapıyorsunuz? Yani ben namaz da kılıyorum, oruç da tutuyorum. Efendim, oruç da tutuyorum, yemek de yiyorum. Namaz da kılıyorum, hanımlarımla da yatıyorum. Ama yani işittim ki aranızda örneğin hanımlarıyla yatmayanlar var. Size ne oluyor? Yani dindarlıktan beni mi geçeceksiniz demek istiyor benim kanaatim. Ne oluyor yani, kendi kendinize din mi icat ediyorsunuz? Bırakın normal olarak, çünkü o da ihtiyaç, bu da ihtiyaç, o da farz, bu da farz, yani öyle değil mi? Ama siz ne yapıyorsunuz? Nafileyle uğraşmaktan filan farzı, yani vücudunuzun hakkını verme ya da vücudunuz üzerinde, hani karının koca üzerinde, kocanın hakkı yok mu? Kur'an söylemiyor, var. O zaman bu hakkı vermiyorsunuz. O zaman haksızlık yapıyor. Hakkı vermeyen haram işler. Yani haram işliyorsunuz, öbür taraftan nafile yaparak haram ödeşeceksiniz. Yani. Hiç düşünmüyor musunuz? Açık açık böyle söylüyorum ben. Ve düşünün, yani daha o gün beyler, peygamber aralarında yaşıyor bu insanlar. Dediğim gibi sözüme başlarken bir merasim yok, bir bilmem, yani her isteyen istediği zaman görüşebiliyor, ona sorabiliyor. Ha? Ondan bilgi alabiliyor ne yapacağıyla ilgili. Buna rağmen Allah'ın Resulü yanında da olsa, her gün beraber de oturup kalksa gene de kafasını, hevasını dine dinebiliyor. Söylüyorum diye bana bozuluyor, sahabeye şöyle söylüyor. Yapmasınlar söylemiyorum ben. Ha, yapmasalar. Biz, peygamber de zaten eğer tasvip etseydi size ne oluyor da böyle böyle yapıyorsunuz demezdi. Demek ki yapılmaması gereken şeyler yapmışlar. Biz de o kadar söylüyoruz, yoksa oturup kimseye söylediğimiz ettiğimiz yok. Allah'a sığınırız. Biz Müslümanız. Değil mi? Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Olmaz öyle şey. Bunlar fuhşiyattır. Fuhşiyat yani aşırılıktır. Dininizde de aşırı giderseniz manyaklaşırsınız. Dikkat edin bu tasavvufçuların, bu bilmem Kur'an kursucuların, mütelerin, belilerin.
Meytecez, meytecez diye aldıkları çocuklara yaptıkları baskı, şunu da öğren, bunu da ezberle, bunu da yap, şunu da yap, gölü kalk namazda, yok hasırda yat, yüzüne hasırın izi çıksın falan veya iyice ruh hastası yapıyorlar. Beyler, dikkat edin. Bundan Allah razı değil, Allah istemiyor. Yapmıyorlar mı? Bilmiyor musunuz? Havada yaşamıyorsunuz. Çevrenizle ilgilenseniz de. Yer yer duymadığınız şeyler mi, görmediğiniz şeyler mi bunlar? Kimisi takvasından kalkar, erkeğin elinin değdiği elbiseyi giymek zina, o erkekle zina etmiş olmak demekmiş, bilmem ne. O zaman erkek sinek bunarsa üstüme ne yapacaksın? Din insanı manyaklaştırır mı? Akıllılaştırır beyler. Ama o şekilde uyguluyor, o şekilde anlıyor, o şekilde yapıyorlar ki dindar olacağım diye manyak oluyor insan. Manyaklık hastalık yahu. Kafayı bozmak, tahtaları eksiltmek, çürütmek demek. Öyle değil mi? Sonuna kadar benim tahtalarım sağlam kalsın istiyorum ben. Ne diye yani çürütü? Ne diye noksanlaştırayım tahtalarımı? Değil mi? Hiç kimse de noksanlaştırmasın. Lazım çünkü. Ama gerçekten yani İslam adına öyle şeyler yapılıyor ki düşmanı böyle dostum, dostuyum diyenlerin yaptığını yapmıyor. Yapamıyor. Öyle Hristiyanlıkta olduğu gibi yani onlar da hani kadınlar manastırına tıkarlar orada öyle ne yapacaksa boyuna tesbih çekip duruyor. Peki bir kadının ondan başka yapacağı iş yok mu? Bir erkeğin bilmem manastıra kapanıp da işte orada şöyle ne var takva sahibi olacağız diye evlenmiyorlar ne rahibeler ne rahipler. E peki yaradan Allah sizi cinsel ihtiyaçlarınızla da yarattı. Peki bu ihtiyaçlarınızı siz kör etmeye kalkarsınız, bunu da becermeniz mümkün değil. Tarih boyunca da biliyoruz, görmüşüz. Sonuçta ne oluyor? Birbirinizi bilmem ne yapıyorsunuz, pislikten varın sırları. Göğe yükseliyor homoseksüellik erkek rahiplerin manastırlarında, göğe yükseliyor kadın rahibelerin doldurduğu manastırlarda eşcinsellik, sevicilik, yani lezbiyenlik gelmecesi, öyle değil mi? Madem bu ihtiyaç, bunu Allah fıtratınızda yaratıyan meşru olarak bu ihtiyacınızı gider. Siz ise takvalı olacağız, olalım diye yapmayalım diyorsunuz. Ondan sonra öyle şeyler yapıyorsunuz ki iyice azıtanlardan oluyorsunuz yani. Azıtanlardan oluyor. Öyle olmuyorlar. Akıllı olsun insan. Yani İslam orta yol. Vasat yol. Allah kuluna bir nimet vermişse, ki cinsellik de bir nimettir, onu körelt, yok et dememiştir. Meşru bir şekilde ihtiyacını gider demiştir. Örneğin açlık duygusu vermişse, yani midem acıkıyorsam ben, midem yiyecek istiyorsa, ye de ne yersen ye, bilmem tok da olsa ye demiyor. Çalış, et temiz şeylerden. Anlayın peyle kazandığını yediyor. Değil mi? Yani domuz gibi önüne ne gelirse onu ye demiyor. Domuzlar öyle seyrettiniz mi? Yani birisi işiyor, birisi de arkasına yanaşıyor, onun işlediğini yiyor. Hiçbir hayvanda, hiçbir mahlukatta görmedim. Siz gördünüz mü? Hiç, hakikaten yok. Yok. Pes. Domuz gibi mi olmalı? İnsan insan gibi olmalı. Bırakın domuz domuz gibi olsun. Varsın o olsun yani. Biz de böyle olalım. Yakışır mı? Ama öyle davranıyor insanların kimileri. Bu tür davranışlar da hesabı verilemeyecek davranışlar. Bu itibarla kısaca özetlersek fuhşiyatın dindeki adı, karşılığı İslam'daki aşırılıktır. Ne namazda aşırıya gidin, ne oruçta aşırıya gidin, ne yemek yemede aşırıya gidin, ne komşuyla ilişkinizde aşırıya gidin, ne insanlarla samimi olmakta aşırıya gidin, ne yani bir mesafe bırak. Tatlısı öyle olmuş. Karınızla da aranızda yani ne kadar yakın olduğunuz kişidir. Kadın kocası için, koca karısı için. Buna rağmen bir mesafe, bir saygı mesafesi tutarsanız ağzınızın tadı devam eder ama birbirinize her şeyi söyleyip, her şeyi yapmaya kalkarsanız karı koca olarak
İki gün sonra yüz göz olur, ağzınızın tadı da kaçar ve bir arada oturamaz hale gelirsiniz. Böyle insanlara rastlamadınız mı çevrenizde? Hiç duymadınız mı? Yani her şey orta yolu takip etmekte. İslam da zaten total olarak orta yolun adı. Allah Resulü. Çok önemli. Akletmek, Kur'an'ın sık sık üzerinde durduğu, tekrar tekrar değindiği, düşünmek demek. Yani şu iş şöyle oluyor, bunu algıladınız. Neden böyle oluyor? Nasıl böyle oluyor? Başka türlü olabilir mi? Nasıl yapılmalı? Ne etmeli? Veya bu iş neden böyle oluyor anlamaya çalışmak, akletmektir. Şunu şöyle yapayım mı, yapmayayım mı? Bunu düşünmek, akletmektir. Allah-u Teala kullarına akletme isteğinde bulunması, sık sık bunu hatırlatması, onların hayrına bir hatırlatmadır. Yani düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz ki benim şu kainatım yoktan var edilmiş? Düşündünüz, taşındınız, o olduğunu anladınız, gördünüz, evet. Görmüyor musunuz ki geceyle gündüzü ben takip ettiriyorum, yoksa o kendi kendine birbirini takip ediyor sanmayın. Düşünmüyor musunuz ki yağmuru da ben yağdırıyorum. Sizleri yoktan var eden de benim. Rızkınızı veren de benim. Evet, o zaman Rab olarak, terbiyeci olarak beni kabul edin. Benim çünkü ya, bütün varlığınızı, borçlu olduğunuz varlık benim. Sizlerin her birinizin varlığınızı borçlu bulunduğu varlık benim. Onun için benim terbiyeme girin. Rab olarak, Rab terbiyeci demek malum. Rab olarak beni kabul edin. Peki ben sizi nasıl terbiye edeceğim, bu nasıl olacak? İşte elçiler gönderiyorum. Diyorum ki şu şekilde inanın. O şekilde inanırsanız benim söylediğim şekilde inanmış olursunuz. Dolayısıyla benim terbiyeme girmiş olursunuz. Davranışlarınızın da salih olması için size hangi tür davranışlar güzel, hangi tür davranışlar çirkin, hangi tür şeyler maruf, hangi tür şeyler münker, bunları da bildiriyorum. Bunlara tabi olursanız benim terbiyemle terbiyelenmiş olursunuz. Benim terbiye ettiğim gibi olursunuz. Benim terbiyemden geçmiş olursunuz. Nitekim Muhammed'i terbiye eden de benim. Yani benim gönderdiğim vahyin gereklerini yerine getiren Muhammed benim terbiyemle terbiyelendi. Yani Rab olarak beni kabul etti. Nasıl ki Musa da Rab olarak beni kabul etti. Yani ben Allah'ım, beni kabul etti. Evet, Muhammed de öyle, siz de öyle yapın. Huzur bulun. Rahat edin. Fıtratınıza uygun yaşayın. Benim terbiyemle terbiyelendi. Bunu akledin. Yani akletmenizin sonucu buraya varın. Böyle yaparsanız mesela bir insana diyoruz ki işte şu adrese nasıl gideceğiz? Yani mesela burayı kastedelim şimdi. Nasıl? Vallahi haritayı eline alacaksın. İşte önce A5'e gireceğiz. Ondan sonra B45'e, sonra B46'ya, sonra B426'ya. İşte o zaman ne? Buru bölge varacaksın. Ne o işte? Evet, ondan sonra da ne yapacaksın? Yani sürekli harita yap. İşte Oden Valdering 46. Oden Valdering caddesinin yolunu bulacaksın. Ondan sonra da 46 numara. Önüne geldi mi bitti. Şimdi buna tabi, bu tarifeye uyanlar burayı geldi buldu. Buraya hiç bakmayan, burayı da bilmeyen burayı bulabilir mi? Ya soracak, yani elinde bir adres olacak mesela, neyi soracağını bilecek, buranın adresi olacak da onu sor, herkese yazdım. Ya soracak birileri, diyecek ki işte Höşt'te var, oradan Poşta geç, filan yeri geç, o Pirelli fabrikasının önünden geçersin, bilmem filan filan, ondan sonra bir daha sor veya bilmem kaç numaralı yola git. Yoksa öyle rastgele güm bir adam buraya düşmez, düşebilemez yani, olmaz. Değil mi? O size adres tarif eden kişi sizi burayı bulmanız konusunda terbiye ediyor demektir. Yani çok cüzi bir terbiye alanı olarak söylüyorum. Ona uyarsanız
söylediği noktaya gelirsiniz. İşte genel olarak da, ufak bir teşvik, genel olarak da Allah-u Teala nasıl inanmanızı istiyorsa öyle inanırsanız, nasıl davranmanızı istiyorsa öyle davranırsanız, onun terbiyesinden geçmiş olursunuz. Tıpkı elçileri gibi. Öyle değil mi? Ve Rabbim Allah diyen, yani terbiyecim Allah demek diyenlerden olur. Değil mi? Böyle olmak istiyorsanız, yaparsanız böyle olursunuz. Bunlar bu noktaya sizi getiriyorsa düşünceleriniz, yaptıklarınız aklediyorsunuz demektir. Ama örneğin akletmemeyi de anlatıyor Allah. İşte onlar beyinsizler diyor. Yani beyinsizler bir deyim olarak akletmeyenler de. Kafasız diyoruz ya biz günlük insanlar. Bunda bir dire beyin yok diyor. Yani akletmiyor, hiç düşünmüyor. Yoksa hani şunun içi boş alınmış anlamına değil. Var fakat devrede değil. Çalıştırmıyor. Kullanıyoruz yani bunları, değil mi? Şimdi Allah da akletmeyenler davarlar gibidir diyor. Hakikaten davarlarla kafasının içinde beyin var. En azından sakatçıdan gidip alıyoruz, pişirip yiyoruz filan yani. Hani koyun beyni diyoruz, işte dana beyni diyoruz. Belli ki beyin ama akleden beyin diyor. O iyi şey yapıyor. Yalnız yemeğe Şimdi insandaki beyin eğer işlevini yerine getirmezse beyinsiz oluyor. Beyinsiz duruma düşüyor. O zaman da Allah o gibiler için davarlar gibidir. Hakikaten yani kafaların içinde beyin dediğimiz et parçası olduğu halde hiç düşünmez koyun, sığır düşünür mü? Asla düşünmez. Mesela bir sürü koyunu mezbahaya sürseniz ya nereye götürüyorlar bizi bunlar filan diyeni çıkar mı içinde? Tövbe. Yüzlercesi öbürlerinin gözünün önünde kesilse öyle koyun koyun öbürü de çarpıltma. Hakikaten yani görün ve bunları düşünün. Mesela bir gün mezbahaya gidin, ben meraklıyım yani öyle her şeyi incelerim. Derim ya Rabbi şuna bak yani kocaman öküz, yani bir boynuzunu sallasa beni fink attırır yani daha bir tuttursa alınca ta karşı kaleni oraya düşürür. Yani, ama bir direm akıl yok. Yani bak önündeki öküzleri kesiyor kazan. Öküz öküz gidiyor beni de kestir. Ulan o kasabı adam şeyi kaptırır mı yani onun kaç gücünde bir boynuzunu taksa üç kasabı birden şiş kebap yapar yani. Takar. Ama akıl olmadığı için hiç. Mesela atta akıl olsa üstüne kimseyi bindirir mi? Hadi bakayım taban mayın var yürü de ense tıraşını görelim de. Değil mi? Ama o akılsızlığından istifade o güçlü hayvana biniyoruz. Dikidak dikidak o tarafa git, bu tarafa git. Ömür boyu bu kararları koşturup duruyoruz. Şimdi o deve o haliyle ya azıcık aklı olsa bindirmeden bir dişledi bu vallahi. Feleni şaşırtır. Değil mi? Bir tekme koydu mu hadi bakalım kendini bul nerede bulacaksın. Bu akılsızlığının sonucu. Azıcık akıl bulaşığı olsa o koyu kendini kestirir mi? O at sırtına bindirir mi? O öküz tarlanı sürer mi? Kendin sür lan. Bana mı sürüyorsun? Değil mi? Yani bu işte onların davar gibiliklerinin, davar oluşlarının yani akılsızlıktır davamı. Sonucudur. Sünnetullah'ın gereği devam edemez miyiz? Efendim? Sünnetullah'ın gereği olarak Allah'ın yarattığı nimetlerin yani insanlar için sunduğu bu hayvanları veyahut da bilmek için, kullanmak için parçalarak evet. İnsanlara sunduğu bu kadar gibi görebiliriz yani. Akılsızlığı değil de yani. Biz öyle onlar koyuna koyunluğu ayıp görmüyoruz. İnsana koyunluğu ayıp görüyor Allah, biz de onu görüyoruz. Öküze öküzlüğü ayıplamıyoruz. Öküze öküzlük ayıp olur mu? Yani öküze zaten düşen öküzlüktür. Ama insan öküz gibi olursa ona gülüyoruz. Konumuz da bu zaten. Allah da öküzü öküz oluşundan dolayı kınamıyor. Ya da davarı davar oluşundan dolayı. Davar gibi yaratmadığı halde davar gibi davrananı kınıyor. Ve onlar davarlar gibidir diyor. Yoksa davarlara davarlar gibidir demiyor. Öyle diyor mu? Davarlar zaten davarlar gibi.
Yani galiba yanlış algıladınız söylediğimi. Yani kınadığımız davarın neden davar olduğu değil. Allah Teala onları bizim için bir başka ayette daha evvelde geçti. Emrimize tesir etmiş, emrimize vermiş. Şükür yaradan yani hakikaten onlara azıcık akıl filan verseydi ne at sırtına bindirir, ne koyun kestirir, ne öküz tarlayı sürerdi. Biz de ayva yer, 4 gün zor onlarıydı, gel neslimiz tükenildi. Ama onları kesiyor, yiyoruz. Onların gücünden yararlanıyoruz. Derisinden ayakkabı, kürk, bilmem ne, palto, mahto neyse. Yani böylece yaşamımızı sürdürüyor. Evliliği görmek istiyorum doğrusu. Çoğaltılabilir. Günlük hayattan siz binlerce misal verebilirsiniz. Enine boyuna düşünmekle daha birçok anekdotlar elde edebilirsiniz. Bunlar yalnız benim söyleyebileceğim şeyler değil. Başka akıllıların da söyleyebileceği şeyler. Görün insan. Efendim, cahiliye diye bir deyimimiz var. İslam ıslahında geçer durur. Cahiliye dönemi, cahiliye devri, kişi için veya milletler, topluluklar için kullanılan bir deyimdir. Cahiliyenin Türkçesi bilmezliktir. Bilmezlik, yani bilmediğiniz dönem için bilmediğim dönem anlamına cahiliye dersiniz Arapça söyleyecekseniz, Türkçe söyleyecekseniz de bilmediğim dönemler dersiniz. Toplumlar içinde bilmedikleri, bir doğrudan haberdar olmadıkları dönemler isimlendirilmeye çalışılırken cahiliye dönemi, yani bilmedikleri dönem, doğrudan hakikatlerden haberdar bulunmadıkları dönem anlamına gelecek şekilde cahiliye kelimesi kullanılır. Yanlışların doğru bilindiği dönemler için, doğruların bilinmediği dönemler için veya yanlışların doğru bilindiği, o sebeple de doğrulardan haberdar olunmayan dönemler için cahiliye dönemleri denilir. Kendi açısından yahut da toplumlar açısından bu deyim kullanılır. İslam ıslahında ise Allah-u Teala'nın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy ile doğruları, ilahi doğruları, vahiy doğruları bildirmeye başlamasından önceki dönem için cahiliye dönemi adı kullanıma gelmiştir. Yani insanların ilahi doğrulardan, Allah'ın bildirdiği doğrulardan haberinin bulunmadığı dönemleri ifade için bu deyim kullanılır. İnsanlar kendileri için de işte cahiliye dönemin, yani İslam açısından yapmaması gerektiği şeyleri yaptıkları dönemi cahiliye dönemi olarak nitelendirdikleri gibi, yapmaları gerektiği halde yapmadıkları dönemi de, o gerekenleri de yapmadıkları dönemi yine cahiliye dönemi olarak adlandırmışlardır insanlar. Bu noktadan hareketle, yani İlahi doğruları bilmemek ve gereğine göre amel etmemek anlamında kullanılmıştır cahililik, cahillik. Biz Müslümanlar elbette ki cahil olmamakla ve kalmamakla emrolunmuş insanlarız. Zira biz ilahi doğrulara, vahye teslim olmuşlarız, olduğunu söyleyenleriz. Vahye teslim olan, vahyin ne olduğunu bilendir. Bildiği şeye teslim olur insan, olmalıdır. Öyleyse kendiliğinden, yani vahye teslim olmuş insan, yaptığı bu işler cahillikten de otomatikman kurtulmuş demektir. Kurtulması gerekir ama ne var ki görüyoruz, ben Müslümanım dediği, vahye teslim olduğunu söylediği halde boyuna kadar cehaletin, bilmezliğin içinde kıvranıp duran insanlarla çevremizin dolu olduğunu görüyorum. İslam aleminin dolu olduğunu görüyorum. Boyuna kadar hurafelerle tıka basa dolu olduğunu görüyorum. Hurafe, bilmezliğin insana edindirdiği şeylerdir. Aslı esası olmayan şeylerdir. Doğru kabul edildiği halde aslı olmayan, uyduruk şeylerdir. Hem onlara inanacak hem de cahillikten kurtuldum diyeceksiniz. Olmaz. Yani bilmeyen insan ben biliyorum diyorsa o zaman bilmediğini bilmiyor demektir. Evet.
İslamlığın, yani cahiliyeden kurtulmanın gereği gerçekten ilahi doğruları bilmek ve gereklerine göre itikad etmek ve gereğine göre, gereklerine göre de amel etmektir. Hakikaten cahillikten kurtulmak. Yoksa öyleyim dediğiniz halde sizde bazı doğrular bulunur. Çoğu konularda bir sürü eğrileri doğru sanar durursanız falan efendiye Allah kaybı bildiriyor işte bilmem. İslam sabaha kadar 900 kere Sübhanallah demekle cennete gideceğiniz sanırsanız başka bir şey yapmadan avucunuzu yalarsınız, cehaletten kurtulmamışsınız demektir. Çünkü İslam kendine ait doğrular olarak sabaha kadar 900 kere Sübhanallah ve akşama kadar 118 kere de böyle şeyler söylemiyor. Cennete gitmek içinde bunlardan bahsetmiyor. Cuma gün verilen vaazda olduğu gibi cennete gitmenin yolu sahih akide ve salih amellerdir. Sahih akide artı salih ameller ile ancak cennete gidilir. Allah'ın gazabından kurtulur. Bunların içerisinde de öncelikle salih amellerin münkerlerden kaçınmak, yani haramlardan uzak durmak önceliklidir. Farzları işlemek, maruflarla emretmek de onunla, onun hemen peşinden gelen şeydir. Bunları yapmakla insan baş alamaz ki nafilelere vakit bulsun. Yoksa nafileler, 1 trilyonu bile bir tek farza eşit olmayan nafilelerle cennete gidilmez. Bu onun bunun abarttığı, insanları uyuşturmak için boş işlerle, nafile adı üstünde boş demek, boş işlerle uğraştırmak için söylenmiş ve peygambere yamanmış bir yalandır. Benim kanaatim bu açıdan. Farzlardan vakit bulamaz insan isterse. Ne diye boş işle uğraşayım ben? Mesela bir yerde işçiysem, çalışıyorsam, iki iş var diyeyim veya bir sürü iş var. Bir iş var, istersem yaparım, çalışırım. Saati 1000 mark. Saati 1000 marklık iş dururken, saati 1 feniklik işte işlerde çalışıyorsam, bende herhalde bir tahta noksanlığı var yani. Size hep söyleyeyim, tuttuğumuz şeyi gene söylüyorum. Yani bu iki işten akıllı insan, ikisi de haram değil varsa, ikisi de yapabileceği iş, hangisinde çalışmalı? Elbette ki saati 1000 mark olan veya 100 mark olan işte çalışmalı. 1 fenik olan işte, saati 100 marklık işi bırakır da 1 fenik olan işte çalışırsanız, nafile çalışırsın, yani çalış boşuna. Yüzlerce saat, 100 saat çalışacaksın, 1 mark alacaksın. Öbür adam 1 saat çalışacak, 100 mark alacak. Birbirinizin kaç mislisini bir düşünün. Olur mu öyle şey? Evet. Cahiliye bu demek. Yani İslam dışılık ve bilmezlik demek. Doğruları bilmezlik ve doğrulara göre hareket etmezlik. Yani hem bilmezlik hem de onun doğrulara göre hareket etmezlikten bildiği halde doğrulara göre hareket etmezlik de genel anlamda cahillik olarak, cahiliye olarak tanımlanabilir. Müslümanın asla cahilliğin ne bir dirhemine ne de binlerce tonuna, kilosuna sahip olmaması lazım. Yani cahiliyeden, cahillikten üzerinde zerre miktar bulundurmaması lazım. Ne itikadına cahiliye karıştırmalı ne de amellerine. Amellerine bakıldığında cahillik bunlar sadır olmamalı görünüyor. Evet, ahlak kısaca neler? Hulk, tüm bedene giyilen elbise, tüm bedeni örten şey demektir. Yani kelime anlamı. Istılah anlamı, yani kavram anlamı ise bir insanın örneğin adı da koyarsak mesela İslam ahlakı taşıyor şu insan diyorsak o insan İslam'ın bildirdiği şekilde düşünüyor ve İslam'ın bildirdiği şekilde davranıyor demektir. Yani tüm davranışların da İslam'da yeri var. İtikadının, inançlarının da İslam'da yeri var demektir. İslam dışı bir davranış ve İslam dışı bir inanç onda yok demek. Biz İslam ahlakıyla ahlaklanmış. Zaten
Kur'an'la ahlaklanana diğer bir ifadeyle İslam ahlakı sahibi olmuş diyor. Bu konuda kişiliğinden en emin olduğumuz kişi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Kur'an'ı ahlak ediyor. Hakikaten hep ona bakarak hayatını ona göre ayarlar. Düşüncelerini de davranışlarını. Yani vahye göre. İşte Kur'an'ın ahlak edinilmesi Peygamber'in en kapsamlı sünnetidir. Daha böyle değildiğiniz gibi. İşte bu sünneti reddetmenin ne imkanı vardır ne bir şey. Yani bu sünnetin dışına çıkan İslam dışına çıkar. Yani Kur'an'a ahlak edinmenin dışına çıkmak ne demek? Kur'an'a ahlak edinmemek demek. Yani Kur'an'a göre davran, bana ne? Kur'an'a göre inan, bana ne? O zaman İslam'a bana ne diyor? İslam'a bana ne diyen de Müslüman olur, Müslüman kalır. Elbette ki İslam dışına çıkar. O bakımdan bu sünnetin reddi, İslam'ın reddidir. Bütün mesele Kur'an'a ahlak edilmenin içinde neler var? Kur'an'ın belirttiği şeyler var. Onlar içinde deveye binmek yok sorun. El ile yemek yemek yok, entare giymek yok, sakal bırakmak veya kesmek yok. Efendim başını sarmak yok filan. Neler var? Namaz kılmak var. Komşu hukukuna riayet etmek var. Allah'a ortak koşmamak. İnsanların ve hayvanların hukukuna riayet etmek var. Bütün canlılara, bütün varlıklara karşı merhametli olmak, bağışlayıcı olmak var. Yani Kur'an'da ne varsa velhasıl, sünnette de onlar var. Sünnette bir fazlası veya bir noksanı yok. Zaten sünnetin noksan kalmasına Allah müsaade etmezdi. Yani Peygamber Kur'an'ı eksik uygulamış olur. O eksik uygulamaya rağmen de bugün dininizi tamamladım ayetini ekmeltü lekum dinikum ayetini indirmezler. Allah kulundan razı olur diyor yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam katında. O zaman Kur'an'da kulunun nasıl olmasını istiyorsa kulu öyle olmuş ki Allah razı olmuş. Eksik bıraksaydı yani o eksiğe rağmen razı oldum der mi? Yok, o eksiğini de tamamla. Nitekim 23 yıl boyunca eksikleri olmuş ve tamamlatmış. Hepsini tamamlattıktan sonra kulundan razı olduğunu ve dinini tamamlamaya söylüyor. Evet. Yani kısaca ahlak bir şube değil. İslam'dan bir şube değil. İslam'ın tümü. Kur'an'ın tümünü içine işletmek, tümüne sahiplenmek, tümünü yüklenmek. Akide ve amellere davranan her şey. Şey taalluk eden her şey. Buna ahlak deniyor. Halbuki daha sonraki fıkıhçılar çok yanlış bir şekilde örneğin rastladığı insana karşı güler yüz göstermeyi ahlak saymış ama tartı tartarken dürüst tartmayı, teraziyi doğru tutmayı muamelat saymış. Yok. Genel anlamıyla ahlak İslam'ın tümünün yaşanmasından ortaya çıkan kişiliğe denir. İslam'a uygun ahlak için İslami ahlak sahibi denilir. Marksist ahlak sahibi dersiniz, kapitalist ahlak sahibi dersiniz, laik ahlak sahibi dersiniz. Çünkü bütün davranışlarında dini hayatına karıştırmayan insan düşünce ve davranışlarında öyle bir insan söz konusudur. Öyle insanın ahlakı için de ancak laik ahlak sahibi dersiniz. Öyle değil mi? Yalnızca bütün davranışlarında çıkarcılığı ön plana alan ve ona ağırlık veren insana çıkarcı ahlak sahibi anlamında kapitalist ahlak sahibi. Yani varsa yoksa onun için menfaat var. Başka bir şey yazmaz. Yani okumaz da onu yazmaz. Ama İslam ahlakı dediğimiz zaman komşuya iyi davranmaktan tutunuz, hanımınızın üzerinizdeki hakkını vermeye kadar. Allah'a ortak koşmadan inanmaktan tutunuz, tartarken dürüst tartmaya kadar, konuşurken doğru sözlü olmaktan tutunuz, örneğin bir yeri 3 günlüğüne kiraladıysanız, ne şartlarla kiraladıysanız, o şartlara uygun olarak orada kalmaya kadar, her şey total olarak, toplam olarak İslam ahlakına olur. Bütün bunlardaki bir eksiklik, yarım eksiklik dahi o ahlakta bir gedik, bir çürük, bir eksikliktir ki mutlaka tamamlanması gerekir. Evet. Hocam kapsamına evet.
mesela bugün bazı çevremizdeki insanlara görüyoruz ki normalde İslam'ın öngörmemiş olduğu bir hırsızlık, bir faiz o işlerini İslam'a faydalı olacağız düşüncesi aklımlarına hakim oldukları için bugün Müslümanların laik bir düzen içerisinde, yani İslami olmayan bir düzen içerisinde bu şeyleri yapılabileceğini, bunun da sırf İslam adına olduğu için yapabileceğini fetvasını veya fikrini yüklen insanların acaba bu insanları bu şeye sürükleyen faktörler neler bu olabilir? Şekilde düşünmek İslam'ı gerektiği gibi bilmemek ve teslim olmamaktan kaynaklanıyor. Mümin olmamaktan, emin olmamaktan kaynaklanıyor. Bir kere İslam'ın haram ettiği bir şeyi işlemek İslam'ın yararına olmaz. İslam'ın yasakladığı bir şey İslam'ın lehine olur. Bir ordu mensuplarına, subayından erine kadar kendisiyle ilgili bilgilerin düşmana verilmesini yasaklamış. Ama şimdi durum bu iken o ordudaki bir er veya subay veya paşa veya yüzbaşı o kendi ordusuyla ilgili bilgilerden bazılarını şu kadar tüfeğimiz var, bu güçte topumuz var diye düşmana bildirmiş. Ne bizim ordu için yararlı olacak. Olur mu yahu öyle bir şey? Şöyle, savaşın kendine has kuralları var. Ondan dolayı sizde bulunan bazı bilgileri aslı olmayan bilgileri doğruymuş gibi karşı tarafa kandırmak, inandırmak ve onları bu suretle zaafa düşürmek için bazı bilgileri de vermeyi yine kumandanlık uygun görür. O bilgilerle birisini çıkarır, düşmanın eline düşürür. Düşman o bilgileri elde etmiş olur ve ona göre hareket edeyim derken her iki taraf kendi planını uygular. Bunlar harp hileleridir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi el harbi hud'atun, yani harp hiledir. Hile harpte asıldır. Anlatabiliyor muyum? O anlamdadır. Yoksa kesinlikle İslam'ın bir şey İslam'ın lehine olamaz. İslam ne söylemiş? İçki içmek haram demiş. Müslüman'ın lehine midir içki içmek? Yok. İçki içtikçe yani Allah'ın bu emrini dinlemedikçe haram kazanıyor, yani cehennem ateşi kazanıyor. Peki birimiz çıksa, bildiğin gibi değil abi, ne var, biz içelim bu İslam'ın lehine, niye düşmanlar bizim Müslüman olduğumuzu tanımasın? Ya bilakis Müslüman olduğunuzu tanıyarak İslam'ı ulaştıracak, ileteceksiniz siz. Siz de onlara benziyorsunuz içki içmekle, nasıl olur da bu İslam'ın lehine olur? İslam'ın haram ettiği, zinayı haram etmiş. Nasıl zina etmeyi İslam'ın lehine kullanacağını söyler misin? Yani gavur kızları ne daha kaçırarak? Olur mu böyle? O zaman bizim için ne düşünürler? Bunlar vahsi, bunlar ırzımızda gözü var, malımızda gözü var, canımızda gözü var. Yani bunlardan Allah harak etsin bizi de. Halbuki bizi Allah öyle bir dinle göndermiş ki bizdeki ahlakı görenler bize özenecek, bizim gibi olmak isteyecek. Ama siz onun kızını kaçırırsanız, karısını kaçırırsanız, malını bilmem ne yaparsanız, o size özenir mi, sizden tiksinir mi? Tiksinir. İnsanın doğası böyle değil mi? Tiksinecek işi yapmak nasıl olur da İslam'ın lehine olur? Akıl var ama böyle düşünenler, akletmeyenler. Akletmeyenler de kim gibiler? Davası ölür. Böyle. Meşruiyet, yani meşru olma, şer'i olma, dikkat edilirse meşru kelimesi şer'a, şer'a kökünden geliyor. Şın, ra ve ay. Meşruiyet, meşru olma demek. Şer'i olma, şeriata uygun olma demek. Fakat daha genel bir anlamında da kanunlara uygun olma, kanunlar meşru, yani şer'i olmasa bile rejimler kullanıyor. Mesela Türkiye'de efendim meşru şekilde çalış diyorlar sana. Nasıl? İşte bizim kanunlarımıza uygun dernek kur, parti kur, çalış, biz seni meşru sayalım. Sen meşru değilsin ki sen beni meşru sayacaksın. Yani sen şeriat dışısın,
beni şeriat içi sayacağını söylüyorsun. Bu işte bir terslik yok mu hemşerim? Var değil mi? Meşruiyet esas itibariyle şeriata uygunluk, yani Allah'ın koyduğu kurallara uygunluk demektir. Kaldı ki şeriat başına İslam kelimesi getirilmeden de kullanılır. Marksist şeriatta deyim olarak kullanılabilir. Laik demokratik şeriat da denebilir. Yani şeriat ana cadde, ana yol demek. Yani yürünülecek ana yol anlamına gelen bir kelime. Bu kelime anlamı iken buradan hareketle herhangi bir ideolojinin belirlediği, üstünde herkesin gitmesi gereken, gitmesi için uygun görülen yol anlamına geliyor. İslam şeriatı dendiğinde Allah-u Teala'nın belirlediği, onun döşediği, onun tanımladığı levhalarını, köprülerini, bilmem ötesini, banketini, işte bilmem nelerini, onun belirlediği yol anlaşılırken, Marksist şeriat dendiğinde de Marks'ın belirlediği yol, yani şöyle inanacaksın, böyle de davranacaksın toplam anlamına gelen yola da Marksist şeriat denilir. Meşruiyet, biz asıl meşruiyeti böyle anlıyoruz. Yani şer'i oluş, İslam şeriatına uygunluk anlamında. Fakat bu kelime anlamından hareket ederek böyle anlaşılan bu deyim, zaman içerisinde İslam dışılığın dahi İslam içilikmiş gibi, İslamilikmiş gibi meşru düzen, Türkiye'deki düzen için örneğin meşru düzen diyorlar. Yani şer'i düzen. Bunu böyle diyebilmelerinde tamamen haksız da değiller. Neden? Aslında onlar da, biz de biliyoruz ki Türkiye'deki düzenin İslam'la alakası yok. Uzaktan yakından. Fakat Müslümanım diyenlerin rızaları üzerine oturduğu için onlar meşru düzen diyor. Ne var? Halk böyle istiyor. Bir kısmınız beni seçiyor böyle uygulayacağım bildiği halde. Bir kısmınız onu araya veriyor. Sonuçta biz de onunla koalisyon kuruyoruz. Örneğin şu anda olduğu gibi. Sizin istediğiniz kişiler olarak size bu düzenle hükmediyoruz. Hala ne diye hırgür ediyorsunuz? Haksız da değiller bu açıdan. Ahmaklık bizde. Yani Müslümanım diyenler. Değil mi? Elimizle Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyeceğini açık açık bildiğimiz adamlara oy veriyoruz. Ondan sonra da o adamlar yönetiliyor, ne olsun şeriata uymuyorsun. Zaten uymayacağını bile bile adamın başına getiren sen değil misin? Evet. Adamın yapacağı belli, adam sana ikiyüzlülük bilmem ne üçkağıt açmıyor ki. Değil mi? Laik demokratik düzenle diyor, size bu kanunlarla sizi idare edeceğiz. Evet, böyle diyen adama sen oyunu verir, ben veriyorum, öteki veriyorum, ben. Milyonlarca insan bunu istiyor. İsteyince de onlar normal olarak geçiyor başımıza ve o hükümlerle de mührü elimizde teslim ediyoruz. Tabii. Yani verilen oyların mahkemece sayılıp efendim alınan ilan sonucu adam gidip milletvekilliği şeyini mahkemeden o oylarla, o oylara bağlı olarak almıyor. Bilmem nerenin millet Yozgat'ın milletvekili Kırşehir'in veya Samsun'un milletvekili diye. Neye dayanarak? Rüyasında gördüğü için değil. Senin benim verdiğim oylar sayılıyor. He? Filan adama verilmiş. O adam da şunlarla hükmedeceğim diyen işte dey efendim, say efendim yahut bilmem beyin adamı. Haksızlar mı yani o kadar da? Yok. Haksızlığın büyüğü bizde. Verme. Biz madem başka alternatif yok. Bu kanunlardan başka bir şeyle hükmetmeyeceğiz diyorsun. Evet. Bizim de sizlere oyumuz yok baba. Vermiyoruz. Hiçbirimize vermiyoruz. Vermiyoruz. De bakalım kim geliyor başına. Zorla metazorya istemiyoruz oğlum. İstemiyoruz. Zorla mı kalacak başında? 60 milyonun başında 60 bin kişi zorla kalabilir mi, durabilir mi beyim? Ama 60 milyonun 59 milyon 940 bini beyinsiz olur da o 60 bin kafasını çalıştırırsa kalır. Ha? O kadarı ne yaptığını bilmez de öbür minicik kısmı ne yaptığını bilirse tabii kalır. Kocaman filde akıl olmaz da şu kadar adam da akıl olursa fil adamın üstüne çıkacak, adam filin üstüne çıkar. O kulaklarını da ayağını dayar direksiyonu da sefil tarafa götürür. Götürmez mi? Götürmüyor. Afiyet olsun. Buyur. Kime ne diyeceğim yani?
kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp solduk. Yani öyle sararıp solmamızın sebebi kendimizin edip, kendimizin bulduğundan değil midir? Yok, bize zorlanıyor mu? Hayır efendim. Kendi elimizle istiyoruz. Elimizle derken yani senin benim oy vermiyorum olmam bir şey değişmiyor. Öyle değil mi? Yani Türkiye halkının oyuyla gelmiyor mu Türkiye'de siyasi iktidarlar milletin başına? Yoksa İsrail halkının oyuyla mı geliyor? Rusya halkının mı? Yok, Amerikan halkı mı oy veriyor beni? Kim oy veriyor? Bizim davranış. Burada yaşayan. İşte şunun babası, bunun emmesi, bunun dayısı, şunun kendisi, şunun anası, bunun hanımı, bunun bacısı, bunun teyzesi, bunun halası. Öyle, bunlar oy veriyor. Zaten Türk vatandaşı olmayan oy kullanamıyor Türkiye'de, değil mi? Evet. Dolayısıyla da başımızdaki rejimi en azından yarı yarıya meşrulaştırmış oluyoruz. Hem istemiyorsun hem de seçiyorsun. Ya yani yaramadığım seçiyorum demek ki istiyorsun baba. Sen ne söylüyorsun? Kendini mi aldatıyorsun yani? Bal gibi istiyorsun. İstemediğine niye veriyorsun? Verme, hiçbirine verme. Madem ki bunların hiçbirisi İslam'ı bulamıyor, hiçbirine verme. Ha? Ona rağmen bilmem alleme der, kılleme der, gene tependen inmezse ha o zaman meşruiyet dışı olur. Ama hem ben seni istiyorum diye ta sandıklara kadar git oyumu ver, hemen ceza var. Tamam git. Karala iki tak 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 ikisine üçüne bas iptal olmuş. Hiçbirine sayamazlar bu oyu. Ha? O zaman cezadan da kurtulursun. Dert mi? Yani yolu yok. Var. Yok sen gönlünle gidiyorsun ya hangisine vereyim valla işte şey. Bizim enişte biraz SHP'ye yakın da biraz SHP'ye basın diyor, onu basıyordu. Ondan sonra da geliyordun, biz İslam'ız diyor, bunlar şey diyorlar filan. Neydi? Şey diyeceği belli zaten. Sen de zaten şey etsin diye ona oyunu vermişsin. Tabii gelince de şey diyecek, ne etsin yani, başka bir şey mi etsin? Bu kadar basit bu iş yani, hiç kıvırmaya bilmem, kemküm etmeye lüzum var mı denir. Eğri oturuyorsak da doğru konuşalım. Böyle olmuyor mu yani bu iş? Elimizle ediyoruz. Elimizle veriyoruz. Zikrullah deyimi burada konuya uzak gibi görünmesine rağmen geniş geniş yine gerek inanmak ve yaşamak kitabımıza gerekse daha evvel de iktibasta yayınlanmış bir ana başlıktır. Allah'ı anmak demektir. Zikrullah, Allah'ı anmak, Allah'ı unutmamak, Allah'ı hatırdan çıkarmamak anlamına geliyor. Zikir, zekere fiili unutmadı, hatırladı, aklından çıkarmadı, andı manalarına gelen mazi sigasıdır zekere. Zikrullah da Allah'ı unutmadı. Efendim, zikrül ercüment, ercümenti hatırladı. Ercümenti unutmadı, ercümenti hatırından çıkarmıyor. Mesela şu adam hanımını, hanımı öldü gitti, o hala hanımını unutmadı mesela. Hanımını zikrediyor. Zekere kelimesiyle anılır bunlar, yani tanımlanır. Yani yahu adama bin yılın bir başı bir iyilik ettim, hiç o iyiliğimi unutmamış. Yani boyuna onu anıp duruyor, onu hep hatırlıyor. Hani zikir bir kere hatırına getirip unutmak değil, hiç unutmamak, hatırdan hiç çıkarmamak anlamına geliyor, dikkat edin. Hep anıp durmak, hep onunla olmak. Zikrullah da Allah'ı hiç unutmamak. Allah nasıl unutulmaz? Kaşıyla gözüyle değil, çünkü gördüğümüz şeyleri değil kaşı gözü, değil mi? Onun emirlerini hatırından çıkarmamak, onun emir ve nehilerine göre hayatını düzene koymak ve bunu hep yapmak, Allah'ı hiç unutmamak demek. Bir Arap evladını gurbete yollarken ona arabaya bindirirken işte evladım bizi unutma, bizi hatırla dediği zaman demek gereği duyduğu zaman ki her anne baba evladı için gurbete yolladı bunu söyler. Üzkurna yani bizi hatırla, bizi an, bizi unutma. Ne demiş oluyor? Gittiğin yerde askerde misin, İstanbul'da mısın, Alaman'da mısın bir tesbih al. Anneye baba, anneye baba, anneye baba, arabada, sokaklarda böyle mi yap diyor. Niye gülüyorsun? Demek ki böyle yap anlamına gelmiyor da onu gülüyorsunuz. Değil mi? Peki ne demiş oluyor? Biz tersinden başlayalım söyledik. Ne demiş oluyor?
Yani bu annem babam benim, beni doğurdular, büyüttüler, yedirdiler, içirdiler, altım ıslaktı, kuruladılar, bir cimciktim, bu hale getirdiler. Açtım, karnımı doyduran, uykusuzdum, işte altımı ıslatmıştım, kendim kurulayamazdım, onlar kuruladı. Uykularından oldular, rahatlarından, gençlikleri gitti ki ben genç olayım. Bu hale geleyim, evet. Peki şimdi ne yapmalıyım? Yani bunları hoş tutmalıyım, bunları unutmadığımı, onların bana bunca yaptıklarını unutmadığımı onlara her an, her hareketimle, düşüncemle hissettirmeliyim. Nasıl? Bir anne baba evladının kendine yapacağı iyilik veya yardıma ihtiyaç duymayabilir. Yani iyilik derken kastım şu, vereceği paraya, odun parasına, kömür parasına ihtiyaç duymayabilir. Anne baba zengin olur, evladının vereceği bir kuruşa değil, milyara bile ihtiyacı olmayabilir. Ama evladının vereceğine ihtiyaç duyan anne babalar da vardır. Fakirdir, çok çocuk büyütmüştür, ancak yetişebilmiştir derken, çocukları büyüdükten sonra artık hayatın güçlükleriyle baş etmekte zorluk çekiyorlardır. İsterler ve beklerler ki evlatları kendilerine kız olsun, oğlan olsun, şu veya bu şekilde. En azından elinden gelebilecek şekilde yardımcı olsunlar. Normal değil midir bu? O şekilde ihtiyacı olan anne baba da olur. Ama her halükarda 5 kuruşa ihtiyacı olmayan anne babanın da evladının kendisine göstereceği saygıya, sevgiye, ilgiye ihtiyacı vardır. Paraya ihtiyacı olan anne babanın da evladının kendisine göstereceği saygıya, sevgiye, ilgiye ihtiyacı vardır. Evladının ilgisine, minnetine ihtiyacı olmayan anne baba yeryüzünde yaratılmamıştır. Yaratılmaz. Bu itibarla anneyi babayı unutmamak, onların hatırını almak, örneğin ihtiyacı yoksa bile telefon edip hatırlarını sormak, ara sıra gidip ziyaret etmek, yanlarında oturmak, birkaç gün kalmak, onların yalnızlığını gidermeye çalışmak, onlarla sohbet etmek, bir istekleri olup olmadığını sormak, işte sizi gezdireyim mi, bulunduğum yere götüreyim mi veya imkanları onların da senin de bol diyelim. Nereye gideceğim, nereye gitmek istersiniz? Sizi gezdirelim veya bu sene tatile beraber çıkalım anne, baba. Beraber olalım ister misiniz? Yani beraber olursunuz, olmazsınız sonuçta onlar ister ister ayrı. Ama sizin hep böyle onlara müheyya, onların isteklerine amade görüntü vermeniz samimiyetle, onları zikretmeniz, onları unutmadığınızı, onların sizin için çektiği sıkıntıları, sizi o hale getirmek için çabalarını unutmadığınızı onlara
anımsatır ve onlara bir itminan verir. Bir memnuniyet, bir tatmin verir. Öyle değil mi? Razı olurlar sizden yani bu tatminin. Sonucu da sizden razı olurlar. İşte kulun da Allah'ı zikretmesi, onu hatırından çıkarmaması, ona ortak koşmadan inanmayı sürdürmesi, artı salih amelleri ki onun belirlediği amellerdir, hep yapıyor olmaya çalışmasıdır. Siz Allah'ı bu kadar düşünür, hatırınızdan çıkarmazsanız, onu memnun etmek için çabalarsanız, o Allah da elbette ki sizden razı olur. Onun rızası da eşdeğerde başka bir kıymetli şeyin bulunmadığı yücelikte bir şeydir. Ne nimettir. Zikrullah bir bütün olarak İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'ı ahlak edinmektir. Nasıl ki araba binlerce parçadan meydana gelen civatadan, somundan, vantilatör kayışından, motor kapağından, şanzımanına kadar, radyatöründen tekerine kadar, farından döşemesine kadar bir bütünse, direksiyon parçası, lastik, öteberi, koltuk, o bütünün birer parçaları fakat asla bütün değil iseler, bütüne araba diyor isek, zikrullah da bunların her biri değildir. Namaz zikrullah değildir. Zikrullah'tan bir parçadır. Kur'an'ı okumak zikrullah değildir. Zikrullah'tan bir parçadır. Tümü değildir. Ramazan orucu tutmak zikrullah'ın bir kısmıdır. Allah'ı anmanın, unutmamanın yılda 12 ayda bir aylık bir ay işte şu vakitler şu şekilde aç kalmanın, şu zaman iftar etmenin filan kısmıdır. Yani o vakte ait kısmıdır. Onun dışında yok. Onun dışında başka kısımlar var. Nasıl ki direksiyon araba değildir. Direksiyon simidi araba değildir ama arabadan, arabayı meydana getiren unsurlardan biridir. Tıpkı oruç da öyledir. Zikrullah'ı meydana getiren unsurlardan, binlerce parçadan biridir. Namaz önemli bir parçadır ama parçadır. Zikrullah'ın tümü değildir. Sübhanallah, la ilahe illallah demek de conta gibi, pul gibi bir parçadır. Yani o bütün dedi ama bütünün tümü değildir. Şimdi siz bir çocuk gibi elinize bir direksiyon simidi alır da benim arabam var der, vın vın yaparsan herkes güler. Değil mi? Şimdi tasavvufçular ne yapıyor? Zikrullah'ı meydana getiren parçalardan bir parça yani bir conta, bir pul. İşte bir süphane 999 kere onu derse arabası varmış gibi sabaha kadar onunla vın vın yapıp o arabayla çocuklar bir yerlere gidiyor. Büyük adamlar hiçbir yere götürmüyor o araba. Aynı adam sabaha kadar haf huf yapıp bunları söyleyen adam kalkıyor örneğin çürük limonunu valla bunlardan salamını bulamıyor filan diyor. Nereden biliyorsun valla bulamayacağını? Rahatlıkla dükkanındaki çürük limonu sağlam diye satabilmek için etmedik yemin koymuyor. Böyle yapan adam mı? Allah'ı unutmuyor. O gece yaptı ya bitti. Defteri kapattı o anma defteri. Halbuki zikrullah defteri hiç kapanmaz. Ancak uykuda kapanır böyle. Çünkü uykuda yaptıklarından insan sorumlu değildir. Unuttuklarından dolayı Allah kullarını sorumlu tutmuyor. Bu bir rahmettir Allah'ın kullarına gerçekten de. Uykudayken yaptıklarımızdan dolayı sorumlu tutmuyor. Artı aklımızı geçici olarak veya sürekli olarak kaybettiğimiz zamanlarda yaptıklarımızdan sorumlu tutmuyor. Çünkü akılsız sorumlu değil. Akılsızın sorumluluğu yok. Malumunuz. Evet. Rabbimiz Allah'tır. Allah'tan bizim zikrimize Allah'ın bizim zikrimize yani onu anmamıza ihtiyacı mı var ki bizden zikretmemizi istiyor? Güzel bir soru. Her halükarda sorulmalı. Belki yer belki boş gibi görünüyor. Öyledir de belki ama herhalde sorulmalı ki cevaplansın. Olayı bu açıdan ele alıp ateistliğine delil bulmasını nasıl izah edebiliriz? Yani bir kişinin veya ateistlerin. Şimdi efendim Allah'ın kulundan bir şey istemesi onun ihtiyacından kaynaklanmıyor. Dilemesinden kaynaklanıyor. Evet. Takdir onun. Dileme onun. Ne isterse o diler.
bizi böyle yarattığı gibi tepesi aşağı yürüyenler şeklinde de yaratamaz mıydı? Yaratırdı. Onun dilemesiyle böyle yaratılmışız. Bizim arzumuz üzere mi böyle yaratılmışız? Her şey onun dilediği şekilde değil midir? Yani dünya şu kadar meyilli kendi etrafında dönsün diye dilekçe verdik de ondan mı dünya böyle döndü? Yok. Nereye baksanız onun dilemesini görürsünüz. Başka bir şey sizin arzunuzu, siparişinizi yerine geldiğini değil. Öyle mi? Onu zikretmemize, anmamıza ihtiyacı mı var? Yok. E niye demiş? Öyle istemiş. Dileme yetkisi onun değil mi? Evet, öyle dilemiş. İşte niye beni kısa boylu yarattın? Öyle dilemiş. Sıkıyorsan, sıkıyor, elinden geliyorsan, tut yakasından, uzattır boyunu. Hani Miraç hadisinde olduğu gibi, git git gel, aşındır kapısını, peşen gir. Onunla da gürgür geçiyor. Böyle şey değil. Allah-u Teala, zaten Allah olan bir varlık, her şeyin en münasebini bilen ve yerli yerince yapan, yaratan, yoktan var eden varlık için biz Allah diyoruz. Böyle şakadan bir varlık için Allah demiyoruz değil mi? Yani Müslümanın Allah dediği varlık, eksiği olmayan, her şeyi en münasip şekilde düşünen, kararlaştıran ve o şekilde de sürüp gitmesini temin eden, bu güce sahip olan, bütün bunları yaparken de yorulmayan, dermanından, varlığından, gücünden eksilmeyen, ha? Varlık için Allah demiyor muyuz? Öyleyse, o neyi ne şekilde arzu etmişse, mesela işte niye insi ve cinni kulluk etsin diye yaratmış, öyle dilemiş. Kimi dilediklerinin gerek söylüyor. Örneğin içkiyi bizler için yasak kılmış. Değil mi? Sekir veren hamrı tahammül edermiş, etmiş şeyleri yasak kılmış. Açıklarken de diyor ki onda sizin için yarar da var, zarar da var. Bilirseniz yararı zararından daha çoktur diyor. Yani yarardan zarardan bahsediyor. Ama lahmül hanzir yani domuz etini haram ederken hiçbir gerekçe göstermiyor. Onda sizin için zarar var, onda sizin için hastalık var, onda sizin için dişisini kıskanmama var, cart cürt yani Müslümanların sonradan uladığı, eklediği şeyleri anlatmak istiyorum bu örneklerde. Yok, öyle buyurmuş. E gerekçe göstermezsen seni dinlemem, sen kimsin de böyle söyleme yetkin yok. Ya kabul edersin ya da böyle söylersen reddetmiş sayılırsın, ona göre de hesabını verirsin, hepsini de. Öyle mi öyle? O ne buyurmuşsa, bu bizim Rabbimiz Allah. Bizim için en uygunlu buyurmuştur. Onun zaafı yok. O eksik bir varlık değil ki düşünememiş olsun. Zaten bizim için ne buyurmuşsa hakikaten İslam'da insanlar için yasak edilen şeylerin tümü Allah'a ve ahirete inanmasanız dahi tek 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 inanmayan gözüyle bakın. Yani diyelim ki haşa Allah yok, ahiret de yok, hesap da yok. Ama biz yine de Kur'an'ı hayatımız ona göre yaşamak istiyoruz. Ne zararımız olur? Neyi yapamayız? Hırsızlığı yapmayacağız. Peki hırsızlık rahat mı ettiriyor sonuçta insanları? Malı çalınan rahat mı diyor? Onun bunun malını çalan da rahat mı diyor sonunda? He? Yine kendi perişan oluyor. Rahatsız oluyor. Öyle değil mi? Yalan söyleyen mi mutmain oluyor? Yoksa yalan söylemeyen mi daha kişilikli, kendine güvenli, daha sağlıklı bir ruh yapısına sahip. Yalan söylemiyor. Söyleyen değil. Söyleyenin hiçbir yerde itibarı yok. Öyle değil mi? Peki domuz etini yemezsek neden eksik kalırız Allah'a şükür? Yenecek et mi yok ulan? Saymakla bitmez. Lama, alpaka etinden tut, deve etine kadar. Sığırcık etinden tut, bilmem güvercin etine kadar. Allah! Kuzudan tut, bilmem neye kadar. Değil mi? Balıktan istakoza kadar. Ya Allah ya. Yani bir tek domuz eti yemedin diye kudurmadın hoş. Acından da ölmedin. Ne var? Ne yapacağız? İşte uyuşturucu içmeyeceğiz. İçmezsek ne olur? Aklımız başımızda kalır. Akıl nimet. Yani nimetimize sahip olup dururuz. Ama öbür türlü alışkanlık, bağımlılık filan derken uçup gidiyor yani. Alıp götürüyor. Yani İslam'ın istediği şekilde yaşayan insanlar ahiret olmasa bile
En azami böyle düşünelim. Zararı olur mu adam? Yok, bu dünyayı, var olan tek dünyayı bile huzurlu, mutmain, kimsenin kendisinden şikayet etmeyeceği şekilde gayet adam gibi yaşamış oluyor. Ha? Ama buna göre yaşayan, ya bir de ahiret var, öldükten sonra dirilme var, cennet, cehennem varsa, Allah varsa, en kötü ihtimalle söylüyor. O zaman tümden biz köşeyi döndük, yani şu kitaba göre yaşayan, işi iş olsun.